Deprem anından itibaren 6 Şubat sabahından itibaren duyar duymaz tüm bakanlıklarımızda olduğu gibi Adalet Bakanlığımızda da 7/24 çalışan bir kriz merkezi oluşturmuştuk ve bu kriz merkezimiz özellikle hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştı. Bir OHAL ilanı söz konusuydu. O zaman ben de grup başkan vekiliydim. Mecliste o süreçleri takip ettikten sonra hızlı bir şekilde deprem bölgesine de intikal etmiştik. Vatandaşlarımızın tüm davalar bakımından hak kaybına uğramamasıyla ilgili olarak tedbirler alınmış ve yargı ile ilgili de birkaç tane kararname yayınlanmıştı ve bu kararnameler çerçevesi içerisinde yargısal süreçlerle ilgili tedbirler de alındı ve vatandaşlarımızın yargı hizmetleri anlamında da bir hak kaybına uğramaması ile ilgili gerekli öncelikle meclisimizin aldığı karar doğrultusunda uygulamalar gerçekleşmişti. Tabii burada bakanlık olarak bizim ilk yapacağımız iş neydi? Delil tespitleri, delillerin karartılmasını önlemek ve özellikle cezai açıdan da çünkü sorumlularla ilgili de işlem yapmak gerekiyordu. Cezai soruşturmaların hızlı bir şekilde başlaması sağlandı. Sorumlular kimse bu noktada adil yargı, bağımsız yargı gerekli kararları verecektir düşüncesiyle bölgeye çok sayıda bilirkişi, hakim, savcı görevlendirilerek özellikle öncelikle delillerin toplanması 984 bilirkişi bölgeye görevlendirildi ve 538 adli tıp personeline o dönemde ihtiyaç oldu ve bölgede çalışmaların aksamadan sürmesini sağlamaya çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen haftaki kabine toplantısının akabinde açıkladı. Bölgede 9 yeni adliye hizmet binası ile ilgili ihale süreçlerini başlattıklarını ifade etti ve bunların önümüzdeki günlerde Eylül ayı içerisinde Ekim'de yapılacak olanlar da var. Hızlı bir şekilde ihalelerini gerçekleştirerek bölgenin adalet binalarını, adalet hizmet binalarını ve diğer adliye lojman konutlarını da tespit ettiğimiz yerlerde, ilçe ve merkezlerde bunların hızlı bir şekilde inşa sürecini takip ediyoruz.